Sevgili Beşler kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 5. sınıflar Arapça ders kitabımızın kalmış olduğumuz yerden yani 146. sayfasından itibaren alıştırmalarımızı yapmaya başlıyoruz. Birinci alıştırmamızda ürbut birleştir el balunu balonları me'a sahibihi Balonları arkadaşlarıyla birleştir, sahipleriyle birleştir diyor. Kimmiş sahiplerimiz, arkadaşlarımız? Bakın, sağda müzekker olan Ahmet var. Solda müennes olan Ayşe var. Biliyorsunuz Arapçada, İngilizcede olduğu gibi kelimeler müennes ve müzekkerdir. Yani erkekler için farklı, kızlar için farklı kullanılıyor. O yüzden Ahmet'inkileri sağa göndereceğiz. Ayşe'ninkini de sola göndereceğiz. Birleştireceğiz. Bakalım. Birinci cümlemizde diyor ki Ene Aişetü Ben Ayşe'yim. Ayşe'miz neredeydi? Buradaydı. Bakın Ayşe ile birleştirdik. Ben Ayşe'yim. Ayşe pembe olanı seçer. Ene bi hayrin ben iyiyim diyor değil mi? O yüzden ne yapacağız? Ene bi hayrin ben iyiyimi de yine Ayşe'mize getireceğiz. Sarı balonda Ene Ahmet diyor. Ben Ahmet'im. Ahmet de mavi seçeceği için "ene bir hayır ben iyiyim". O zaman "ene Ayşe'tü, ene bir hayır ben Ayşe ben iyiyim, ene Ahmedu ben Ahmet, ene bir hayır ben de iyiyim" dedik. Sayfa 147'deki alıştırmalarımızda "sıl birleştir" beyin el kelimelerin arasını kemafil misal örnekte olduğu gibi. Örnekteki gibi kelimelerimizi kurallı bir şekilde birleştireceğiz. Örneğimizde bakın ne diyor? Mesaül hayır, hayır, akşamlar diyor. Diğerlerini biz yapacağız. Esselamu'dan sonra ne deriz? Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı üzerine olsun. Peki merhaban biki ya da merhaban bike deriz değil mi? Sana da merhaba. Peki men Hazihi müennesler için, kızlar için bu kimdir? Men demek, kim demek. Daha sonra Haza Ahmedu. Bu Ahmet'tir diyebiliriz. Haza bu demek çünkü. Sabahul hayr ya da sabahun nur. Bakın nur var burada. Nurlu sabahlar diyor daha sonra kelimemizde ene bi hayrin ben iyiyim şeklinde kelimelerimizi eşleştirebiliriz. Üçüncü bölümde ekmil tamamla elhivara parçayı tali gelen parçayı tamamla diyor sevgili arkadaşlar. Esselamu aleyküm diyen birisine ne deriz? Tabii ki ve aleyküm esselam. Bakın şu şekilde yazalım ve aleyküm esselam. Birleşme kurallarına dikkat ederek bu şekilde görün diye yazıyorum. Harekesi de ve a küm esselamı. Allah'ın selamı senin de üzerine olsun şeklinde yazacağız tamam mı? Daha sonra ikinci cümlemizde Keyfe haluke olsun erkekler için. Kızlar olsaydı keyfe haluki diyecektik. Nasılsın diyor. Ne diyeceğiz buraya? Ene Harekesinde koyalım. Ene bi hayrin Şu şekilde diyebiliriz. Ben iyiyim. Değil mi? Ene bi hayrin. Ben iyiyim. Deriz. Devamında da mesela elhamdülillah diyebiliriz ya da şükran diyebiliriz. Biz kısa olanı yazalım. Siz elhamdülillah da yazabilirsiniz. Şükran teşekkürler demek. Şu şekilde şükran teşekkürler. Karşımızdakine ne diyeceğiz? Ve ente ya sen nasılsın şeklinde ona da sormamız lazım. Çünkü ayıp olur o bize sordu nasılsın dedi. Biz de ona ve ente ya sen nasılsın o da cevap verecek. Elhamdülillah. Allah hamdolsun. Ene bi hayrin şükran. Ben iyiyim. Teşekkürler şeklinde cevap verdi. Bu sayfamızda böylece tamamlamış olduk. Diğer sayfamızdan devam edelim. 148. sayfamızda sevgili arkadaşlar 4. alıştırmamız var gördüğünüz gibi. İhter seç el cevabe cevabı el münasibe uygun cevabı seç. Lil ibarati taliyeti ta gelen ibarelerde uygun cevapları bize seç diyor. Yani bir test yapacağız. Esselamu aleyküm dediğimiz zaman merhaban bir kemi deriz. Ehlen ve sehlen mi deriz. Aleyküm selam mı deriz. Evet esselamu aleyküm dediğimiz zaman ve aleyküm esselam. Allah'ın selamı üzerine olsun senin de üzerine olsun deriz. Birinci sorumuz tamam. İkinci sorumuzda keyfe haluke diyor. diyor. Nasılsın diyor. Nasılsın cevabı hüve ahmet bu ahmettir. Elhamdülillah bi hayır. Ben iyiyim Allah'a şükürler olsun. Mesaül hayır. Hayırlı akşamlar. Hangisini deriz? Elhamdülillah ene bi hayır deriz elbette. Üçüncü sorumuzda da sabahul hayır diyor. Hayırlı sabahlar diyor. Buna nasıl cevap vereceğiz? Sabahun nur, nurlu sabahlar. Mesaül hayır, hayırlı akşamlar. Aleyküm Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Sabahul hayır diyen birisine sabahun nur diye cevap verirsek, hayırlı sabahlar, nurlu sabahlar şeklinde cevaplamış oluruz. Ve beşinci bölüm sevgili arkadaşlar, burada da ne soruyor bakalım. Sıl birleştir, beynel mecmuateyni iki bölümü kemafil misal. İki bölümü uygun şekilde birleştirmemiz isteniyor. Soru cevap şeklinde bakın. Keyfe halüke. Nasılsın diyor. Sevgili arkadaşlar birisi bize keyfe halüke dediğimiz zaman ne diyeceğiz? Bir hayır şükran. İyiyim teşekkürler. Peki esselam aleyküm dediğimiz zaman. Ve aleyküm esselam diyeceğiz. Ehlen ve sehlen dediği zaman. Hoş geldin dediği zaman. Ehlen bik. Hoş bulduk. Peki men haza diye soru sorarsa nasıl cevap vereceğiz? Erkekler için bu kim diyor men haza? Haza Ahmet. Bu Ahmet'tir diyebiliriz. Merhaba dediği zaman bakın kendisi yapmış. Ehlen. Merhaba hoş geldin. Ehlen hoş bulduk. Merhaba şeklinde. Mesaul hayır. Hayırlı akşamlar dediği zaman nasıl cevap verecektik? Mesaun nur. Nurlu akşamlar. Men hazihi bu kez müennesler için bu kimdir dediği zaman da hazihi Meryem bu Meryem'dir dememiz icap eder. Şimdi de sevgili arkadaşlar 149. sayfamızdaki 6. alıştırmamızı yapalım. Sıl birleştir beynel kelimati kelimeleri ve suveri resimlerle kelimeleri birleştir diyor. Burada bayağı bir kelime var öğrenmiş olduğumuz emir fiiller var. Burada dikkat etmemiz gereken şu Emir fiillerde sonunda y varsa bu kızlar içindir. Yani müennesler içindir. Buna dikkat edeceksiniz. Numara vererek kelimelerin anlamlarını yapalım. İftah aç demek sevgili arkadaşlar. Buna bir diyelim. Erkekler için aç. Egligi kızlar için kapat. Eidi kızlar için tekrarla. Kul erkek için söyle. Ecibi kız için cevap ver. İftahi kız için aç anlamına gelen emir fiillerimiz. Sol tarafta ise bakın 7 numaradan devam edelim. Eğlik erkek için kapat. Kuli, kız için söyle. Ecip erkek için cevap ver. İstemi'i kız için dinle. E'id Erkek için tekrarla istemiyor erkek için dinle şeklinde kelimelerimizin anlamlarını numaralandırarak söylemiş olduk. Şimdi resimlere baktığımız zaman sevgili arkadaşlar, ben buraya yine numaralarını yazayım. Siz bu şekilde eşleştirin. Bakın birincisinde ne yapıyor? Kızlar için tekrarla diyor. Bu üç numaralı kelimemiz karışmaması için üzerine yazıyorum. İkinci resmimize bakın. Erkek için kapat diyor. Bu da 7 numaralı kelimemizle eşleştiriyoruz. Daha sonra kız için söyle diyor sevgili arkadaşlar. Bu da 8 olacak. Kız için dinle 10 numaralı kelimemizi buraya birleştiriyoruz. Kız için aç bakın. İftahi tamam mı? Bu da 6 numaralı kelimemizi buraya birleştiriyoruz. En altta cevap ver diyor kızımız için. O da ecibi 5 numarayla eşleştireceğiz. Daha sonra da soldan devam edersek erkek için aç diyor. Bu da 1 numara olacak. Erkek için söyle, gül bakın 4 numara olacak. Erkek için tekrarla 11 numarayı. Burayı eşleştiriyoruz. Kız için kapat 2 numara. Erkek için dinle. İstemi' 12 numara ve erkek için cevap ver de 9 numarayla eşleştireceğiz. Tekrar edelim mi kelimelerimizi? Edelim. İftah aç erkek için. Eğligi kapat kız için. Eğidi tekrarla kız için. Kul söyle erkek için. Ecibi cevap ver kız için. İftahi aç kız için. Sol tarafta eglik kapat erkek için. Kuli söyle kız için. Ecip cevap ver erkek için. İstemi'i dinle kız için. E'id tekrarla erkek için. İstemi'i dinle erkek için. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Diğer derste de görüşünceye kadar hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.